Merhabalar, adım Nur Külsüoğlu. 32 yıldır motosikletine aşık bir motosikletçiyim. Motosiklet kullanmaya aşık bir motosikletçiyim. Uzun yıllardır büyük şehrin hengamesinde yetiştik, hayatımızı ikame ettik. Ama her motorcu gibi benim de bir idealim vardı. Türkiye'nin kasabalarından birine yerleşerek motosiklet hobimi burada devam etmekti. Fakat bu iş yaklaşık 10 yıl önce hobilikten çıktı. Kendimi birden camianın içerisinde hizmet veren biri olarak buldum. Uzun yıllar motosiklet kullanmış olmam, camianın içerisinde olmam sebebiyle bazı kulüplerde hizmetler verdim. Kiminde yönetici olarak. Fakat belirli bir zaman sonra İstanbul'un o hengamesi, kargaşıklığı, büyük şehrin vermiş olduğu sıkıntılar beni birden Köyceğiz'e yönlendirdi. Biz üç arkadaş Köyceğiz'e yerleştik. Her motorcu gibi ben de gezdiğim zaman, gittiğim yerlerde bazı sorunlarla karşılaşıyordum. İşte yolda kalma gibi, bir şeyleri bulamama gibi, tedarik edememe gibi. Bir anda insanların benim güneye yerleşmem sebebiyle beni ziyaret etmeye geldikleri zaman bazı ihtiyaçları da olmaya başladı falan derken dedim ki ben arkadaşlarımı, çevremi, bu camiyi bir yerlerde ağırlamalıyım. İlk önce o bakış açısıyla şu anda bulunduğumuz motokafeliği kurma kararı aldım. İlk önceleri sadece bir burası kafeydi. Yani insanlarla sohbet edebileceğim, onları karşılayabileceğim bir yer gibi düşünmüştüm. Fakat gelen arkadaşlarımın, dostlarımın bazı talepleriyle bunun böyle kalmaması gerektiğini düşündüm ve bu olayı genişlettim. Ne yaptım? Kafenin çok ötesinde motosikletçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, temel ihtiyaçlarını, yani bunun yeme içme, konaklama, çevresel danışmanlık veya teknik konular, işte kamp malzemeleri vesaire, biraz bir konseptin olmadığını da biliyorum. Bunu neden ben yapmayayım dedim ve böyle bir girişimcilik örneği sergiledim. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. Lojistik alanlarımızdan bir tanesi. Çok fonksiyonel bir yer. Burada emanet kasklarımızın olduğu bölüm var, dizliklerimiz. İşte eldiven ihtiyacı olabilir, gözlük ihtiyacı olabilir. İşte benzin koyacaksınız, koymak için bu tarz şeyleriniz var. İşte yapışkan veya tamir kiti. Bir tane bisikletimiz var, çok değil. Eğer ihtiyacınız varsa onu da emanet verebiliyoruz. Bu tarafa geldiğimizde burada yine emanet, işte yağmurluk, mont gibi. Gördüğünüz üzere bunlar hibeler. Şu anda elimde mesela kalan bir adet eldiven, bir pantolon, bir bayan botu, bir de reflektörüm kaldı. İhtiyacı olan arkadaşlara bunları ücretsiz olarak vereceğiz. İşte siesta köşemiz, minik bir siesta. Burada dinlenebiliyorsunuz. Burada kamp malzemelerimiz var. Şu an burada bir anı köşemiz var. Anı köşesinde sizlerden gelen şeyler var. İşte isteyen bırakabiliyor minik. İşte emanet dolaplarımız iki boy oluyor. Bir kask ve montu sığabilecek derecede ve bir çanta sığabilecek durumda. Koca bir gün emaneti bıraktığınızda küçük dolabın koca bir gün 5 lira karşılığında emaneti bırakabiliyorlar. Burası da 10 lira. Yani onlarca liralık değerli eşyalarınızı bize güvence altında bırakabiliyorsunuz. Burada bizi ziyaret eden kulüp, kurum ve kuruluşların stikerleri mevcut. Burası mini onarım köşemiz. Tabii daha çok eksiklerimiz var. Ben mümkün olduğunca ihtiyaç olabilecek her şeyi koymaya çalıştım. Ama tabii hatta buraya bağışta kabul ediyorum eksik olan şeylerle ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi anahtarlarımız, alyan takımımız. Hatta şöyle çekmeceleri de açayım ben. Mesela burada
şeylerimiz de var, iplerimiz var. Kaskları verdiğimiz için emaneti veriyoruz. O zaman bone veriyoruz ya da buffları yoksa. Mesela kamp malzemeleri için işte şişirme, yine tornavida takımı. Karavanlara da destek oluyorum bazen. Mesela akü şarj aletimiz var. Şarj edebiliyoruz. Her geçen gün biraz daha geliştirdim. Komik şeyler de geldi başımıza. Çok güzel dostlarım geldi, çok güzel kulüplerimiz geldi, yeni insanlar geldi, tanıştık. Birden bu ailenin büyüdüğünü gördüm. Benim ismim Metin Yayla. Konya Beyşehir, Huğulu kasabası. Motosiklet sevdalılar adına Ömer abiyle ikimiz Doğu Ege ve Batı Akdeniz olarak bir küçük bir kura çıkalım dedik. Burada Dalyan'da Nur Hanım'ı zaten daha önce tanışmıştık. Yerini ziyaret edelim, bir hayırlı olsun diyelim, yemeğin yiyelim, hoş sohbetine katılalım diye geldik. Anadolu güzel. Anadolu'nun insanlarını tanımak daha da güzel. Metin Bey'in de ifade ettiği gibi, Nur Hanım'ı önce de bir başka motosiklet etkinliğinde tanımış olduk. Nur Hanım bahane ederek bu güzel yerleri tekrar gezmiş, görmüş oluyoruz. İnşallah bu Dalyan diğer özelliklerinden, Dalyan özelliklerinden, İstuzum'dan da faydalanabileceğiz gibi. Motosikletle eğer turuna çıktığınızda Dalyan'a, yolunuz Dalyan'a düşerse Nur Hanım'a uğradığınızda asla benim konaklama veya yemek ihtiyacım problemim olacak diye düşünmeyin. Nur Hanım'a merhaba demeniz sizin konaklama imkanınızı da sağlıyor. Artı motosiklette diyelim ki üzerimizde fazla ekipman var. İçeride emanet bölümü var. Emanet bölümüne üzerinizdeki elbiseleri bırakıyorsunuz. Motosikletleri zaten karşıya park ediyorsunuz Nur Hanım'ın gözünün önünde. Siz Dalyan'ın istediğiniz yerini, doğal güzelliklerini gezip gelip yeniden tekrar buradan alıp böyle bir hizmetinden de yararlanabiliyoruz. Motosiklet seyahatine insan zaman zaman bunalır. Yani sıcak bunaltır, kalabalık bunaltır ama bu konsepte bir yer insanı ferahlatıyor. Ben açıkçası geleli yaklaşık yarım saat oldu, 45 dakika oldu. Metin Bey'in tavsiyesiyle gelmiştim. Tamam, burada gayet güzel, her ihtiyacımız cevap verebilecek altyapıda olan bir yer. Bu arada Motokafa Leyla Nur Hanım'ın ismiyle birleşik söylüyorum. Bu hizmet güzel bir şey. Şu anda Türkiye'de çok değişik bir konsepti oluşturdum. İnşallah örnek teşkil eder. Türkiye'de diğer illerimizde de coğrafyasına uygun konseptler oluşturularak geliştirilir diye umut ediyorum. Her motorcunun bana ihtiyacı var. Nedenlerine gelince. Şimdi tabii ki bir şeyleri yaparken yaşadığımız tecrübelerden yola çıkarak kurduk. Öncelikle ilk hedefimiz kurduğum zaman benim motosikletçi arkadaşlarım buraya geldikleri zaman işte çok uygun fiyata yiyip içebilmeli. Zaten tatil moduyla geliyorlar, gezi moduyla geliyorlar. Yeme içmeye harcayacakları ekstrem parayı benzinlerine koyarak daha fazla yer görsünler düşüncesiyle fiyatlarımızı bir kere çok uygun tuttuk. Bedavaya yakın tuttuk. Onun haricinde her ihtiyacı gelen arkadaşlarımız tespit etti. Örneğin bir arkadaşımız geldi, bize motor yağı sordu. Şimdi motor yağı, kafe vesaire derken dedik evet olabilir, zincir yağını getirdik. Sonra ahtapot file talebi geldi. Fileyi getirdik, file aldık. Dedik yani en azından 1-2 tane, 2-3 tane ihtiyaç haline duyulabilecek derecede hep böyle sizlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda biz bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bir tanesi de çok uzun yoldan gelen bir arkadaşımızın poposu acıdığı için benden jelseller çok pahalı, onu ben bulundurma gibi bir şansım yok. Ama dedim ben senin işini çözeceğim. Gittim terziye, işte bir silikonlu bir minder yaptırdık motora. Dedi 2 dakika sonra çok uygun bir fiyata onu halletmiş olduk. Ve o insan da mutlu bir şekilde ayrıldı. Yani sizlerden bize gelen talepler neyse ben de ona göre bir şeyler yaptım. Bu da benim oğlum. Her motorcu motoru için bir lakap takar. Kimi oğlum der, kimi kızım der, kimi kuşum der. Bu kişisine göre, yaşadıklarına göre değişir. 2 yıl önce biz tanıştık. Expo fuarında İstanbul'da özel yapım bir motor. Lokomotor tarafından yapıldı. Modeli 2016 Yamaha Bolt 950 X ve birbirimizi seviyoruz. Birbirimizi
yolda hiç bırakmadık. O kadar problemli zamanlarda bile beni hiçbir şekilde yolda bırakmadı. Hatta birçok insan o problemlerde nasıl kaza geçirmedin diye sordu ama oğlum sağ olsun o konularda vefalı ve birlikte vakit geçiriyoruz, birlikteyiz. Herkesin öyle. 32 yıldır motor kullanmanın vermiş olduğu bir şeyle bu kadar ağır bir motoru kullanıyorum, kullanabiliyorum. Ve mutluyum motorumla da. Tüm motorcu arkadaşlarıma da Allah istedikleri gibi bir motor kullanmak nasip eder inşallah.